Kripto Baran kanalından herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Şu ana kadar destek veren herkese videonun başına teşekkür etmek istiyorum. Videolarımı beğenip yorum yapan ve abone olan herkese tek tek teşekkür ederim. Videoların altına yorum analizleri istiyorsunuz bunları görüyorum. Fırsat buldukça hepsini tek tek paylaşacağım bundan da emin olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bugün gündemimizde çok farklı bir coin var. Pepe çok konuşulduğunu gördüm. Bir video çekmek istedim. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Benim analizime göre şu an almak mantıklı mı? Bunların hepsini tek tek videoda değerlendireceğiz. Değerlendirmelerimde yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte karar tamamen size aittir. Pepecoin olarak başlayalım. Video içerisinde Bitcoin analizinde de tekrardan bir göz atmış olacağız. Evet arkadaşlar, şimdi neymiş bu Pepecoin? Neden bu kadar patladı? Bu tam bir meme coin zaten. Biliyorsunuz. Hani bunlara yatırım yapmak mantıklı değil. Kimse de çok fazla bir yatırım yapmaz. Uzun vadeli bir yatırım düşünmez. Bunlar herhangi bir bir projesi olmayan, herhangi bir e, vizyonu olmayan normal içi boş coinlerdir. Zamanda biliyorsunuz Doge vardı, Ship vardı. Aynı mantık gibi düşünebilirsiniz. En azından Doge ve Ship daha sağlam ve mantıklı çıktı. Doge'nin arkasına elmas gibi birisi geldi. O birazcık destekledi. O şekilde oldu. Ama şu an Pepe ile ilgili haberden farklı yani haber dışında herhangi bir altını destekleyen hiçbir şey yok. Ben buna yatırım yapar mıyım? Şu an için yapmam. Birazdan sebepleriyle grafikteki teknik analizle birlikte beraber inceleyeceğiz zaten. Pepe coin'i bakalım bu kadar meşhur yapan, herkesin dinle düşüren son günlerde özellikle durumlar neler? Şimdi arkadaşlar bir haber okudum biraz önce. Onchain araştırma firmasına göre 14 Nisan tarihinde 263 dolar ödeyerek 5.9 trilyon adet pepe alımı yapan yatırımcı 8 milyon dolar kar elde etmiş. Evet arkadaşlar 8 milyon dolar kar. Çok kısa bir sürede. Bu yatırımı sayesinde bir aydan kısa süre içerisinde milyoner statüsüne erişen işte bir tane isimli kullanıcı zaten ekranda görüyorsunuz şu anda. Uniswap üzerinden gerçekleştirdi ve toplamda 17 dolar işlem ücreti ödemiş. Şimdi 263 dolarlık bir yatırım yapıyorsunuz ki yatırım demiyoruz buna. 263 dolarlık bir alım yapıyorsunuz ve bir aydan kısa süre içerisinde 5.9 trilyon pardon 8 milyon dolar kar elde ediyorsunuz. Kulağa çok hoş geliyor. Herkesin şu anda hemen bir tane meme coin bulalım alalım. Zevkini geri getiriyor. Ama hani ne kadar mantıklı olabilir? Şimdi Emin olun hani Twitter'da veya başka sosyal medyalarda çok kişi görürsünüz. İşte ben almıştım yüzde işte 10x, 20x, 30x kar ettim. İşte ben size daha önceden söylemiştim. Bu tarz durumları çok göreceksiniz. Şu anda da emin olun herkes hala alım yapmanın peşinde ama bir taraftan da farklı insanlar satış yapmanın, short pozisyon açmanın peşinde. Zaten burada yükselişte şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Hemen bir analizimize geçelim. Bakın. Benim analizime göre Pepe Coin zaten bakın şurada biz bunu kaçırmışız. Hangi tarih? 29 Nisan'da kaçırmışız. Şimdi bunu bulabilir miydik? Çok zor arkadaşlar. Şimdi bakın şuradaki şöyle göstereyim hemen. Şuradaki grafiğe bakarak nasıl bir alım düşünülebilir? Ya da siz 25x tutabilir misiniz? Bakın şöyle düşündüğünüz zaman buradan buraya yani 25x var. Pardon şuradan hesaplayacağız. Hemen beraber bir bakalım. Mıknatısımızı açalım. Evet arkadaşlar bakın 26x'lik diker. Şimdi örnek veriyorum. Sen bu coin'i tamam takip aldın güzel. Diyelim ki şansın yemeğe gitti altın. Sen bunu burada bu direnci çizmiş olman gerekiyor. Bu dirençte aldın. Yani buradan itibaren örnek veriyorum. 13x tutar mısın? Hayır arkadaşlar bakın biz millet olarak 13, 13x 13 gibi bir süre işte bunu tutmayız. İsterse bu 1 saatlik sürede 13x yapsın. Bunu tutmayız. %30 %50 minimum 100 pardon maksimum %100 %200 de 2x yaptığı zaman bütün paramızı çekeriz. Yani zaten her zaman böyle haberlerden dolayı insanlar bir gaza gelme olayına giriyor. İşte onu alsaydım şu anda zengindim. Hayır arkadaşlar bunu alıp unutmuş olmanız lazım. Sonrasında görmüş olmanız lazım. Örnek veriyorum 1000 tane coin alırsınız bu şekilde meme coin alırsınız. Bunlardan bir tanesi, iki tanesi ya gelir ya gelmez. Ha, bunlarda nasıl bir yatırım yaparsınız? Örnek veriyorum adam ne yapmış? 260 dolarlık bir yatırım yapmış. Şimdi 260 dolar onların para birimine göre 260 birim arkadaşlar. Ama 260 dolar şu an Türkiye'de bizim için yüksek. Hemen Pepe Coin'deki teknik analizimize bir bakalım. Ona göre değerlendirelim. Şu ana kadar video izleyen herkese teşekkür ederim. Gereksiz bir açıklama yaptıysam da kusura bakmayın. Ama içinden geçenleri belirtmem gerekiyordu. Şimdi arkadaşlar Pepe Coin'de bak şu anda bana göre şurası zaten çok önemli bir direnç haline geldi artık. Bakın burası tepe noktası. Yani Pepe Coin'de şu anda yükseliş bekleyeceksek eğer 0.0 .0, sıfırları saymayalım. Sadece son rakamlara göre hareket edelim. 37.500 üzerinde bir günlük kapanışa ihtiyacımız var. Bak 37.500 üzerinde bir günlük kapanışa ihtiyacımız var. Eğer 37.500 üzerinde bir günlük kapanış gelmezse bakın arkadaşlar şu ana göre bile %60'lık, %62'lik bir düşüş yaşayabilir. Çünkü şu alan, bak, şu alanda destek veya direnç, yani önemli bir destek veya direnç yok. Öncelikle bunu bilelim. Bunun dışında şu anda, şöyle bir çizelim. Buradaki yeri baz alırsak, bak 37.500'i boş verdik. Şu an 292.84 noktası direnç olarak zaten çalışacak. Bunda işlem yapmaya kalkarsam şöyle bir işlem alabilirim. 290-84 üzerinde örnek veriyorum bir günlük kapanış geldi buradan. Buraya kadar %26'lık bir kar alır geçerim. Ama burası gelmediği sürece dediğim gibi bakın %60'lık bir düşüş. Buradan aşağıya bir düşüş yaşaması muhtemel. Hadi onu da geçtik. Bunu şöyle Fibonacci'ye göre değerlendirelim. Bak Fibonacci'ye göre de. Bir sonraki direnç neresiymiş? 0382. Doğru mudur? Burada yani bu kadar yüksek yaşamış bir coin'in, Pepe coin'in örnek veriyorum. Şu 0786 bak şu bölgelere kadar bir düzeltme yaşaması muhtemel. Düzeltme yapması gerekiyor. Bunu buradan almak saçmalıktır. Bakın söylüyorum. En basitinden Fibonacci'ye göre işlem yapın, destek de alın, %2 stoplu takip edin. Bakın %60'ı geçtim. %40'lık daha bir düzeltme yapması gerekiyor. Hemen 4 saatlik bir grafiğe gelelim. Bak. 4 saatlik grafiğimize geldik. Hemen şunu siliyorum. Bir saniye arkadaşlar. Hemen şunu sildim. Burayı da silelim. Bak 4 saatlikte ne yapıyoruz? Burası tepe noktamız. Burada bir düşen tepe var. Bak yükselen bir tepe yok. 4 saatlik grafiğe göre bile işlem almak istiyorsanız şöyle söyleyelim. Bunu açalım daha garanti olsun. Evet. Bak 30.863 şu noktanın üzerine en azından bir 4 saat kapatması lazım. Tekrar rakam veriyorum. 30.863 üzerine bir 4 saatlik kapanışla yükseliş tekrardan konuşulabilir. Bu kadar x yapmış bir coin yine bu kadar bir x yapması mümkün değil arkadaşlar. Şimdi bunu tekrardan belirtiyorum. Ha, yapabilir mi? Yapabilir ama benim gözümde veya bugüne kadar gördüklerimize göre mümkün değil. Bakın bir arada Doge vardı aynı şekilde. Çok çok büyük x'ler yaptı. Şu anda Doge'nin halini görüyorsunuz. O tepeden alanlar ne oldu? Şu anda elinde hala bekliyor. Ha, i̇lerleyen zamanda Doge mesela örnek veriyorum yeni bir ATA yapabilir mi? Yapabilir. Ama uzun zamandır insanları zaten bekletiyor. Pepe ile ilgili düşüneceğim şu anda bu şekilde. Herhangi bir alım yapmıyorum. Yapmayı da düşünmüyorum. Risk seven arkadaşlarımız varsa yapabilir. Ama çok uzun vadeli elinde tutmamasını öneririm. Çünkü altı boş bir coin. Bir projesi yok. Benim gözümde bu şekilde. Bir sonraki videomuzda Bitcoin ve diğer sizden gelen talepler dolayısıyla altcoin'lere değineceğiz. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Beğen ve yorum yapmayı unutmazsanız teşekkür ederim. Görüşmek üzere.